Efendim, yapımcımız Kurban Akar'a verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sizi uluslararası alanda taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir firmaya götürüyoruz. Bakalım yetkililer bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. İzmir yolculuğumuzda şu anda Uluslararası Nakliyat Şirketi'ndeyiz ve karşımızda İnsan Kaynakları Müdürü Türkan İnan bulunuyor. Nasılsınız öncelikle Türkan Hanım? Teşekkür ederim. Öncelikle güzel İzmir'imize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Türkan Hanım, Uluslararası Nakliyat Şirketi'nin kurulduğu günden bugüne başarı hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Uluslararası Nakliyat Genel Müdürümüz Sayın Yakup Akın'ın 1996 yılında Deniz İşletmeciliği Fakültesi'nde bitirme tezi fikri olarak ortaya çıkıyor ve 1997 yılında hayata geçiyor. 1997 yılında hayata geçmesinden hemen ardından Uzak Doğu'dan İzmir'e ilk parsiyel konteynerin ithalatını gerçekleştiriyor. Böylelikle ilk kuruluş anından itibaren bir ilke imza atıyor İzmir bölgesinde. Şu anda İzmir, İstanbul ve Bursa'da şubelerimiz bulunmakta. İzmir merkezli ve %100 Türk bir firmayız. Aynı zamanda Antalya, Mersin, İskenderun, Samsun, Trabzon limanlarında da operasyonel servisler vermekteyiz. Bunun yanı sıra deniz yolu artı hava yolu olarak entegre lojistik hizmetleri de vermekteyiz. Multimodal taşımacılık dediğimiz servislerimiz de var. Ve ayrıca proje taşımacılığı da yapmaktayız. Türkan Hanım, peki personel seçiminde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Diğer firmalardan farklı olarak biz personel seçimimizde deneyimli çalışanların yanı sıra yeni mezun yeteneklere de yer veriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır başlatmış olduğumuz aktif staj programımızla şu anda mezun olmak üzere olan arkadaşlarımıza burada deneyim kazanması için fırsat veriyoruz. Ve staj programlarının sonunda da kendilerine iş imkanı sanıyoruz. Uluslararası Nakliyat olarak bizim öncelikle değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi insana olan yatırımın en önemli yatırım olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşma anlamında önemli adımlar attık. Organizasyon şemamızın büyük bir kısmını iş geliştirme ekiplerimiz oluşturmakta. İş geliştirme ekiplerimizin her birinde de ithalat ve ihracat anlamında uzman çalışanlarımızla çalışıyoruz. Oldukça genç ve dinamik bir çalışan yapımız var. Türkan Hanım, vermiş olduğunuz hizmete aslında güven çok önemli. Peki siz müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Bunun için tabii ki müşteriler de bizim için önemli faktörlerden bir tanesi. Bununla ilgili müşteri memnuniyet anketleri uyguluyoruz. Hemen yüklemenin hemen arkasından müşteri memnuniyet anketimizi müşteri temsilcimizle iletişime geçerek uyguluyoruz. Ve oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz bu anlamda. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda da anında ilgili departmanlarımızla görüşerek sorunu oldukça kolay bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Peki şirket içerisinde yapmış olduğunuz sosyal aktiviteler oluyor mu? Tabii biz genel olarak İzmir çevresi, İzmir bölgesi ağırlıklı olmak üzere okullarla, üniversitelerle iletişim halindeyiz. Oradaki kariyer günlerine katılıyoruz, sektörle ve yaptığımız işlerle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve oldukça yoğun ilgi görüyoruz diyebilirim. Bu staj programımızın da bununla alakalı oldukça bir artısı var. Bunun yanı sıra müşterilerimize her yeni yılda bir fidan hediye ediyoruz. Ve Nora fidanlığı olarak şu anda bir fidanlığımız var. Ofis içerisinde çevresel duyarlılığımızı ön plana koyarak geri dönüşüme uygun ofis malzemeleri kullanıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Türkan Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz. Sohbetimiz biraz sonra İş Geliştirme Müdürü Gürhan Bey ile devam edecek. Şu
anda Uluslararası Nakliyat Şirketi'nin İş Geliştirme Müdürü Gürhan Sürmeli ile birlikteyiz. Nasılsınız öncelikle Gürhan Bey? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gürhan Bey, ben öncelikle Freight Forwarding nedir sizden dinlemek istiyorum. Biz kısaca uluslararası ticarette bulunan firmalarla nakliyecileri bir araya getiriyoruz. Kurulan bu ticari ilişkide bizim üzerimize düşen bu yüklemeleri, nakliyeleri bir noktadan bir noktaya en güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim etmektir. Tabii maliyeti düşürmek de bizler için çok önemli. Maliyeti en aza indiriyoruz. Bu konuda müşterilerimize lojistik çözüm opsiyonları sunuyoruz. Biz müşterilerimizi butik olarak ele alıyoruz. Örneğin bir müşterimizin bir yüklemesi var ve yıllar yılı aynı taşıma modunda devam ediyor. Örneğin İzmir'den Almanya'ya olan bir yüklemeyi ele alalım. Bu yükleme sürekli müşterimizin düşündüğü bu yük karayolu ile gider. Ama biz ona farklı multimodal çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Bundan kastım bunun deniz yolu opsiyonunu, tren yolu opsiyonunu müşterilerimize sunabiliyoruz. Örneğin ön taşımasını karayoluyla yapıp denizde Hamburg limanına götürüp oradan son taşımasını yine kara veya demir yoluyla yaparak müşterimize maliyeti kısmaları açısından böyle bir öneride bulunuyoruz. Onlar da sonunda görüyor ki maliyetleri hemen hemen yarıya inmiş ve bunu kullanıyorlar. Proje departmanımızdaki uzman kadromuz yüklenecek mallar üzerinde mühendislik hesapları yaparak yük bazlı olarak en güvenilir, en hızlı ve en düşük maliyetli çözüm opsiyonlarını müşterilerimize sunuyor. Türkiye'de konteyner taşımacılığında birçok firma var aslında. Peki size diğerlerinden ayıran özelliğiniz nedir? Armatör firmalardan bizi ayıran en önemli özellik, eğer bir armatör firmayla çalışırsa müşterimiz port to port, yani limandan limana taşıma gerçekleştirebilirler ya da onların sunabildiği kısıtlı alanlara hizmet verebilirler. Örneğin bir müşteri bir armatöre talep attığı zaman armatör benim buraya servisim yok, kusura bakma diyebilir. Fakat bizde bu durum çok farklı. Bizim tüm armatör firmalarla yıllık olarak yaptığımız avantajlı kontratlarımız var. Bu kontratlardan da müşterilerimize farklı hizmetler sunabiliyoruz. Örneğin bir armatör Güney Amerika servis vermiyorsa biz Güney Amerika servisi veren başka bir armatör vasıtasıyla müşterimize teklifler verebiliyoruz. Ve bu tekliflerimize demiryolu, karayolu ve diğer opsiyonları da ekleyerek multimodal bir taşıma sunabiliyoruz. Türkiye Hanım'la az önceki keyifli sohbetimizde bir parsiyel çalışmasından bahsetmişti Gürhan Bey. Bu parsiyel çalışması ile ilgili sizden daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Parsiyel çalışmasından kastımız şu, biz Türkiye Hanım'ın da bahsettiği gibi zaten 97 yılında Uzak Doğu'dan ilk parsiyel, İzmir'e gelen ilk parsiyel servisi veren firmayız. Parsiyel servisi açacak olursak, siz bir ithalat yapmak istiyorsunuz örneğin Çin'den. Ve ürününüz, malınız 1 ya da 2 metreküp olarak düşünüyorsunuz. Ve bu 2 metreküp için bir konteyneri kiralamanız sizin için büyük maliyetler doğuracaktır. Biz bu durumda siz bize geliyorsunuz, biz konteyneri sizin için kiralıyoruz ve sizin durumunuzda olan 1, 2, 3 metreküp, yani ufak metreküplerde malı olan yükleyicilerin, alıcıların mallarını aynı konteynerin içine konsolide ederek İzmir'e, İstanbul'a, Mersin'e ihtiyaç neredeyse oraya getiriyoruz ve size maliyet konusunda büyük bir avantaj sağlıyoruz. Gürhan Bey, peki çalışmalar sadece Türkiye kapsamında mı? Sadece Türkiye kapsamında değil. Biz 20 yılda yakın süredir bu işi yapıyoruz. Ve ciddi bir acente ağımız var. Sürekli bizim iş acente ağımızdan kastım bizim iş ortaklarımızdır. Biz nasıl burada ihracatçı veya ithalatçıya bu servisi veriyorsak, bizim Kolombiya'daki, Amerika'daki, Güney Afrika'daki, Almanya'daki iş ortaklarımız da bizim servisimizin oradaki ayağını oluşturuyor aslına bakarsanız. Ve bizim onlarla olan bu ilişkilerimiz sayesinde eğer bir müşterimizin Çin'den
Türkmenistan'a veya Avrupa'dan Güney Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya ya da Avustralya'ya, Türkiye'nin içinde olmadığı farklı bir noktadan farklı bir noktaya sevkiyatları varsa biz bunu güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Peki konteyner taşımacılığında standart ölçülerin dışında gelen kargolar için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii şimdi yüklerin hepsi standart konteynere sığması mümkün değil. Örneğin trafolar, CNC tezgahlar, rüzgar gülleri vesaire, hani çok büyük ebatlı mallar da tabii sevk ediliyor ülkelerden ülkelere. Biz bu durumda proje departmanımızdaki uzman kadromuzda mühendislik hesaplarını yük bazında yaparak müşterilerimize daha değişik opsiyonlar sunabiliyoruz. Örneğin özel ekipmanlar, open top konteyner, flat rack konteyner gibi konteyner tipleri de var. Sadece standart 20'lik 40'lik gibi değil. Open top konteynerin üstü açıktır. Bu konteynere eğer yüksekliği belli bir konteyner yüksekliğinden fazla olan mallar olursa üstü açık olarak gider bu konteyner. Örneğin 20 santim, 30 santim taşmalı olarak yükleriz bu malları. Veya dökme gemilerde açık yük olarak yükleriz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Gürhan Bey. Bize son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Biz teşekkür ederiz. İzmir'e hoş geldiniz tekrar. Ekibinizi ve Show TV ailesini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Her şey için teşekkür ederiz. İzmir yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor.